Sevgili ve aziz seyirciler, tabii her çeşe bellidir ki, her milletin bir özelliği var. Ve Türkmen milletinin de, Irak Türkmenlerinin özellikleri, koyduğum kimliklerini tanıtan horyatlarıdır. Ve bizim horyatlarımız Türkmen edebiyatında geniş bir yer almaktadır. Acaba horyat usulü nedir? Bunun bir ezgi olarak makam formundan farkı nedir? Vezin veya ika'ı var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Çeşitli horyat ezgilerin melodik sir ve hareketleri nasıl değerlendirilir? Bu ezgilerin kapsadığı sesler nelerdir? Tabii bu sorulara bizim hocamız Ata Terzibaşı Kerçük Havaları 1. kitabında, 1. cildinde doğrusu bunlara cevap vermiştir. Ama pratik bir şekilde bugün bu sayede biz programımızda buna cevap vereceğiz. Gerek bizim araştırmacımız Ata Terzibaşı kitabında neler deyip bu konuda. Horyat usulü uzun havalar arasında yer alan ve zemin yani tehrir, meyan, karar ve karargahı yani teslim bulunan özel melodik ser ve hareketi bir çeşit ezgi biçimidir. Horyat ezgileri Irak Türkmenleri arasında usul adı verilen müstakil vatan birer küçük halk makamı halinde söylenir. Ses sanatkarları bu usulların makamlardan çıktıklarını söylerler. Bize kalırsa bunlar sadece birbirleriyle müstecim ve ahengli ezgilerdir. Bizce horyatın her bir usulunu özel bir halk makamı olarak kabul ediyoruz. Böyle söylemiştir bizim büyük hocamız Ata Terzibaşı Kerçük Havaları 1. cildinde. Dedik bu sorulara pratik bir şekilde cevap vermek için şimdi Kültür Pınarı programına değerli bir sanatçımız konuk olmaktadır. O da sanatçımız İbrahim Rauf ve kendisine öd alatında eşlik eden Bay Turan konuk olmaktadır. Hoş geldiniz bizim programımıza. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tabii İbrahim Bey, her şeyden önce bildik biz sizler tarafından son yıllarda bir CD bir biçiminde bu horyatları, 16 Türkmen usul horyat usullarını toplayarak bu CD'de bunları hazır ediniz. Bir eser şeklinde müzik eseri meydana çıkmıştır. Acaba horyat usulü nedir? Şimdi tabii Nabil kardeş, bütün seyircilere sevgi saygımı takdim ederim. Bu soruya da seve seve cevap vereceğim. Çünkü bu CD'yi yaptığımda nereden baksa 3 sene oldu. İndiye kadar hiçbir televizyonda bu konu şey olmadı, tartışılmadı. Onun için size teşekkür ederim. Yani ona rağmen bu çok bir önemli bir eserdi. Çok önemli bir şeydi. Benim yani bunu yapmakta maksadım 16 horyat usulü asası yani özü 24 usulümüz var. Evet. Ama ben 16 asası horyat var. Bunları aldım. Bunları kaydettim. Horyat nedir? Horyat mesela bir millete miraz kalan bir var şeydi. Bir vergiydi. Allah'ın bir vergisiydi. Bir varlıktı. Bir varlıktı. Bunun için bunu biz dilimizi ve özümüzü ispat etmemiz için bu madde bizi koyru tanılalım. Evet. Çünkü hiçbir millette horyat usulü yoktu. Yani horyatı açıklamaya kalsak mesela teker teker açıklamamız lazım. Yani benim bunu yaptım. Horyatlarımız kaybolmasın. Ve yeni çıkan sanatçılar, gençler istifade etsin bundan. İnşallah eğer dinleyen var ise kardeşlerimizden istifade etmişse ne mutlu bana. Evet. Evet. Mesela içinde olan horyatları dinleyen gençler veya yaşlılar ben aldığım kadara göre çok başarılı bir şeydi. Bir CD'di. Evet. Onu da seve seve yaptık. Tabii oğlum Turan'ın yardımıyla yapıldı bu. İnşallah ileride bundan çok istifade ederiz. Bunu da ilave edeyim. Belki her yazar veya her sanatçı veya her profesör eserleri olan profesör önemli insanlar ne kadar hayattaysa adı değil miri öldükten sonra maddeler meydana çıkarır. Evet. Umarım bu CD de biz vefat etmeden yarar. Allah etmez. Yani çok önemli bir şeydi. Evet. İnşallah ispat etmiştir. Zaten ben bunu benzedirim. Yani vaktinde Allah affetsin Mulla Taha. Evet. Bağdat'a gidince 1925'te
Bay Zafon şirketi evet. şirketi için evet. plakler doldurmuştur evet. bizim makamlarımız. Zaten ondan dolayı da bu makamlar kaybolunmadı. Evet. Büyün Ataşalı, Günalı Ataşalı da devam evkarab. Gözüm ağam gam gamı sürte sürte can bir gün Ataşalı da devamaya var. Gülüm akman diyorsan akman 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 yengi şirin olup sana yavar.